Gaziantep 3, Fenerbahçe 1. Bugün başkent derbisinden 1-1'lik skor çıktı. Ligin son sırasındaki Yukatel Denizli Spor, ligin lideri Aytemiz Alanya Spor'u 1-0 yendi. Ve 71'den sonra 10 kişi ev sahibi Denizli Spor böyle bir galibiyet aldı. Bu ligde her şeyin olacağının göstergesi sevgili hocalarım. Beşiktaş 4-0 yendi Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'u. Hüseyin Hoca da pek iyi başlamadı. Yani Hüseyin Çimşir Hoca için de sıkıntılı. Bakalım konuşuruz şimdi. Konya Sivas bence tam bir Anadolu derbisi. Çok keyifli, çok güzel maç olacak. Ve Antalya Kayseri maçları pazartesi bu iki karşılaşmayla Süper Lig'de 13. haftayı noktalayacağız ama nefes almak yok. Salı günü yeni hafta başlıyor, 14. hafta. Bizler de hafta içinde takım oyununda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Puan durumu ne oldu? Alanya 26 puanda kaldı. Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 23 puanı var. Beşiktaş geldi 4. sıraya. Dörtlerle gidiyor Beşiktaş. İç sahada arka arkaya 4. galibiyeti, 4-0'lık skor. 4. sıraya yükseldi. 22 puanda. 12 maçta 22 puan yalnız. Onu da söyleyelim. Lider'in 13 maçta 26 puanı var. Galatasaray'ın 12 maçta 23. Fenerbahçe'nin 13 maçta 23. Böyle bir ortamda Alanya'nın arkasında 3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diziliyor. Gaziantep ve Hatay'a dikkat isterim. Karagümrük'e de. Yani Hatay ve Karagümrük ligin iki yeni takımı 21 ve 20 puanda çok iyi bir noktaya demire attılar. Bunlardan Hatay'ın 12 maçta bu puana ulaştığını da, Gaziantep'in de 12 maçta 21 puanı olduğunu da vurgulayalım. Marius Şumidiko yönetiminde Gaziantep'te iyi işler yapıyor. Malatya 19, Göztepe ve Kasımpaşa 18'er puandalar, sayfa değişsin. Trabzon'un 17 puanı var, 15 puanlı 3 takım. Konya 12, Başakşehir 13, Rize 14. sırada. 15. Fraport Antalya Spor'un 14 puanı var. Gençler Birliği 12 puanlı, Demir Grup Sivas Spor 17, 17. sırada 11 puanda. Ligin son 4 sırası. Şimdi bugün tabii bu sezon Raya Hocam, Feyyaz Hocam biraz ezberler bozuldu. Kaç puan ligde kalır falan, ona bir çalışmak lazım. Çünkü burada 3 tane 9, bir 10 puan oldu. 11, 12, 14, 15 puanlı takımlar var. Yani 4 takımın ligden düştüğü bir ortamda fazladan 3 takımın olduğu, 21 takımın olduğu, 42 hafta oynanacak, 40 maç oynanacak bir ligde. Onlara da bir ara bakacağız. Zaten biraz daha detaylandırmak lazım ama herhalde 45'i falan bulacak mı? Doğru. Şöyle ben bir kendimce baktım. Doğru. 45'i bulmak lazım gibi gördüm ama bilemiyorum. Biraz daha geçsin. O zaman netleştiririz. Puan durumu böyle. Şimdi gelelim. Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçının detaylarını emmeye. Feyyaz Hocam, biz devre arasında Erman Hoca ile yaptığımız programda dedik ki bir taraf hücum ediyor, diğer taraf savunuyor. Hücum eden tarafın kreatif eksikliği var. Ama Erzurum, ben şey dedim hocaya, hocam hani bu güneşe de kar da yanmaz. Ne kadar savunacaksın? Nasıl gördünüz maçı? 58. dakikada kilit açıldı. 13 dakikada da bitti maç zaten. Farka gitti siyah beyazlar. Yani kırılma noktası deriz ya, kırılma noktası bitiş noktası gibi oldu. Penaltıdan sonra gelen arda arda gollerle Beşiktaş istediği, arzuladığı ikinci yarıki oyunun karşılığı olan da 3 puanı aldı. Son haftalarda bir toparlanma var. Gerçi geçen hafta bir mağlubiyet var ama son 5 maçta alınan 12 puan var. Bu da Beşiktaş'ı zirveye ortak yaptı diye düşünüyorum. Bugün ben Necip'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çağırdıkları zaman geliyor. Sağ bek, stoper, ön libero nerede isterse oynuyor. Gücenme yok, darılma yok. Bir önceki maçta hangi performansı sergilediyse bir sonraki maçta yedek bırakıldığı halde yine aynı performansı sergiliyor. Galibiyette bence ki önemli katkısı var. Şöyle, penaltının yapılmasında, ilk penaltının olmasında da yaptığı bindirmeyle, ceza sahasındaki müdahaleyle penaltı kazandırdı takımını. Vida konusunda önceleri de söylediğim gibi Vida'nın tecrübesi Beşiktaş defansını tamamen toparlayıcı bir unsur. Bana göre Rıdvan her geçen gün biraz daha tecrübe kazanıyor, biraz daha büyüyor.
fiziği dışında her şeyi büyüyor Rıdvan'ın doğal olarak. büyüyeceği kadar büyüdü ama bundan sonra inşallah futbolunu tecrübesiyle birlikte çok daha iyi yerlere getirecek. Orta sahada De Souza her zamanki gibi orayı dolduran adam. Atiba'nın yine sürpriz ceza sahası girişleri var. Giriş çıkış serbest diyor kardeşimiz. Beşiktaş orta sahasından sürpriz bir adam olarak ceza sahasında Beşiktaş'ın topla bulunma şansını yükseltiyor. Mensah çıktığı dakikaya kadar iyiydi diyebiliriz. Gezal biraz bu maçta çok fazla sahne almadı. Enkudu'nun zaman zaman yaptığı iyi şeyler var. Ama zaman zaman da yaptığı enteresan şeyler var anlamak mümkün değil. Bir tane top kornere çıkıyordu. Topu dokunayım mı dokunmayayım mı top out oldu bu sefer. Yani kararsızlık en kötü karardan daha kötüdür futbolda. Bunu öğrenmesi lazım. Onun dışında Abubakar yine gollerine devam ediyor. Bir golcü için çok önemli tabii gol atmak. Neticede Beşiktaş fırsat tepmedi. Fırsat galibiyeti derler. Yani tam bir fırsat yakaladı ve zirveye kafayı soktu. Peki. Sergen'in de tabii performansını alkışlamak lazım. 4-0 galip bir takım. Çok fazla hamlesine de gerek kalmadı. Yaptığı hamleler de biraz da şeyi korumak için oldu. Hafta içi oynanacak maç öncesi tabii. Kartlıları, yorgunları korumak adına oldu. Bir teknik adam için yani bunların iyisi can sağlığı. Evet. Erman Hocam devre arasında beraberdik. Yani kreatif anlamda bir eksikliği var Beşiktaş'ın dediniz. Erzurumspor'un sadece savunma yönünü uygulamaya çalıştığını söylediniz. Beşiktaş'ın da hani çok bastıran, topu ayağında tutan bir görüntüsü var ama bunu pozisyona çeviremiyor dedik. İkinci 45 dakikada 58 ile 71 arasında 4 gol var. Net bir galibiyet Beşiktaş adına. Penaltı kilidi açtı dedi Feyyaz Hocam. Ya hocam şimdi Beşiktaş takımı 4-0 galip. Güzel. Zaten baktığın zaman Erzurum'un futbolu ne kenardan idaresi iyi ne sahadaki futbolu iyi. Beşiktaş'ın da futbolu aman aman değil. Ha ne kadar götürürdü bunu Erzurum o tartışılır. Yalnız şu var. Sergen geçen hafta bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'de dedi hakem maçların kaderi VAR'ın elinde dedi. Sergen haklı çıktı. Tebrik ederim. Bugünü görmüş. Niye çağırmıyorsun? Çağırsana. Şimdi bu maç hiç gereksiz yere. Oraya Gençer'le. Hiç gereksiz yere. Penaltı için diyorsunuz evet, hocam. Evet. Hiç gereksiz yere. Şimdi Galatasaray, Fener, Başakşehir, Tayyip şey diyecekler ki ona lan işte bağıran çağıran yırtıyor diyecekler. 4-0 demeyecekler bak. Üzerine gölge düşürdüler. Hiç gereksiz abi. Çağır. Hakem de gördü pozisyonu. Ben hakemin gördüğüne eminim. Öyle hakem mi? Hakem pozisyonu gördü. Hakem pozisyonu gördü yardımcı. Dokunma yok. Üstüne yattı, yattı, gitti. Penaltı değil, net penaltı değil. Çağır ya. Çağır. Beşiktaş zaten yener. Niye bu hale getiriyorsunuz? Şimdi buyurun. Yani seyredin Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u. Hepsi bağıracaklar. Haklılar abi. Yazık yapmayın ya. Çağır sen ya. Çağır gör orada. Çok net gözüküyor. Maçın kilidi. Kilitlendi maç. Maçın kilidi vardı. Bir de maymuncuk vardı. Maçın kilidi Halil Umut Berer. Maymuncuk Koray Gencerler. Kilidi açtılar. Beşiktaş da girdi içeriye. Parçaladı çıktı. Aferin onlara. Yazık. VAR küçük takımlar içindi. Büyük takımlar için değildi. Büyük takımlar bak dikkat edin hepsi ağladılar. Beşiktaş ağlıyor. Galatasaray ağlıyor. Öteki niye? Canları yanıyor çünkü. Eskiden hop küm götürüyorlardı. İşte kilitlendi maç. Ha Beşiktaş gene alırdı maçı. Alırdı ya bakıyorsun bir yerde gol yiyeceksin yani gol yemeden bitiremezsin. İstanbul'da o tarz oyundan çıkamazsın üç büyüklerden. En az bir gol hatta iki gol atman lazım puan alacaksın. Devre arasında da onu söyledik. Haftayında söyledik. Hakem de iyi gidiyor maşallah dedik. Bizim maşallah dediğimiz 15 yok, dakika hocam, yaşamıyor dayanmıyor. Dedik. Yaşamadı. Dayanmıyor. 14. dakikada bir şey. Gitti. Var bir şey. Açık ya. Günah ama ne gereği var abi sen milletin ağzına ciklet veriyorsun. Ne bileyim abi bir şey diyemiyorum ya. İnsan bu sinirleniyor ya. Bana ne ayrıca da. Bana ne. Peki. Ben söyledim geçti. Biraz daha detayına ineceğiz. Rea Hocam. Şimdi Beşiktaş'ın ilk yarıda Erman Hoca ile konuşurken
devre arasında Josef Atiba Mensah üçlüsünün üretememesinden dem vurmuştu. Yani tamam bunlar oynuyor, mücadele ediyor, fizik güçleri iyi, hani korakor bir mücadele. Ama Abubakar'a, o bölgeye, yani gol bölgesine tehlikeli atak taşıyamıyorlar dedi. Beşiktaş'ın sıkıntısı adam eksilten, oyuna akıl koyan oyuncu mu?